Bugün sizlere Black Friday'de ne aldım, Black Friday alışverişlerimi paylaşmaya geldim. Şimdi öncelikle demeyin ki bana bu kızın YouTube'da Black Friday alışverişini paylaşması ne alaka veya işte Jens sen de mi falan demeyin sakın. Size şundan bahsetmek istiyorum. Ben önceden modaya aşırı ilgisi olan, kombin yapmaya bayılan, hatta moda üzerine bir 2015'te açılmış moda blogu olan bir insanım. Sonrasında ben bayağı uğraştım aslında. Hani ilk influencerlardan mı diyeyim, ne diyeyim? Yani ben aslında böyle Instagram'a geç girmedim arkadaşlar. Hep böyle kendi kişisel hesabımdan olsun veya farklı Instagram hesaplarım vardı. Moda üzerine bir şeyler yapıyordum, yapmaya çalışıyordum. Ama sonra böyle ben uğraştıkça uğraşmayan kişilerin çok fazla yükselmesi, ya tabii kimseye şimdi laf söylemek istemem ama emeklerimin karşılığını alamadığım için daha sonrasında ben biraz bu yönümü karalttım mı diyeyim veya bu modayla uğraşmayı bıraktım. Ama hep böyle mesela Vogue dergileri alırım, sürekli takip ederim. Moda blogu okumayı çok severim. Ben aslında YouTube izleyicisi değildim. Hiçbir zaman da izlemeyi de sevmezdim. Ben okuma seven bir insandım. Okuma taraftarıydım. Mesela bu Buse Terim'in falan ilk çıktığında moda blogunu falan çok büyük takipçisiydim. Hep okur ederdim. Hatta böyle başka yabancı blogları falan da okur ederdim. İlham alırdım. Ama sonradan sonraya tabii bu karşılığımı alamayınca emeklerimi bıraktım bu yönümü bir kenara. Bu tarz videoları da sevdiğim için. Dedim ki o kadar da Black Friday'den bir de indirimle alışveriş yapmışım. Neden sevdiğim şeyi bu Black Friday indirimiyle birleştirmeyeyim dedim. İyi yapmış mıyım sence anne? Çok iyi. Arkada da annem var. Bu çok zor bir video olacak çünkü ben konuşamadıkça veya bir şeyleri yanlış söyleyip sonrasında editte düzelttikçe annem garip garip bakıyor böyle, olmadı tekrar çeksene falan yapıyor. Ama biraz kör attık sanki bu durumu. Halledeceğiz. Black Friday indirimini atlattık arkadaşlar hep beraber. Instagram'dan size anket koydum, story'imden. Bazıları gereksiz görüyor bu indirimleri. Bazıları tabii ki alışveriş yaptığımı işaretlemiş. Şimdi şöyle, bugün bu sabah gelen Zara zammından sonra bence çok mantıklı alışverişlermiş. Yani benim aldığım pantolonlar hep 160, 180, belki 200 küsür fiyat aralığındaydı. Mesela bazılarına baktım çünkü. Şu anda hepsinin fiyatı 400-450'lere çıkmış. Yani bu sabah. Gerekli miydi? Gerekli olması konuşulur tabii ki. Yani hiç mi pantolonum yoktu? Hiç mi gömleğim veya tişörtüm yoktu? Evet, vardı. Ama hani bazı şeyler isteyince de indirimin değerlendirilmesi bence çok mantıklı. Zaten babamın bir lafı vardı arkadaşlar. Bu da mı indirimdeydi ya da her şey mi indirimde? Evet, her şey indirimdeydi. Şimdi ilk neden başlasak acaba? Bazen gerçekten kaç gündür bekletiyorum, açmadım. Daha olmaya başlayacaklardı ki artık benim de böyle bir başaklar rahatsız olur, bilirler. Sinirim bozmaya başlamıştı ortalıkta paketler, çantalar olması falan. Annemin de sinirini bozuyordu bence artık. O yüzden ben de bu videoya artık gelecek bir şey kalmadığını düşünüp çekmeye karar verdim. İlk olarak buradaki Zara alışverişimizden başlayalım bakalım. Allah o şu internette. Neyse alırız onu. Ben hem online'ından Zara'nın ilk işini şöyle oluyor arkadaşlar. Ben artık kaç senedir çözdüm bu Black Friday indirimlerini veya Ocak'ta girdikleri indirimi. Mesela Zara online'ında 19'da başlıyor. İnternet sitesinde saat 20'de başlıyor. Ertesi gün de mağazalarda oluyor. 19'da dedikleri halde Zara 18.45 gibi bu sene öyle yaptı, indirime girmiş oluyor. Stradivarius da aynı şekilde 18.40 gibi falan giriyorlar. Diyeceksiniz ki bunu mu kovalıyorsun, manyak mısın? Evet, istediğim bir şey varsa bedenin niye tükensin hemen? İşim de yoksa gayet de alarmımı kurup bunu kovalayıp bakıyorum ve herkes yapıyor bunu artık. Yorumlara yazabilirsiniz. Bence yalnız olduğumu düşünmüyorum. Online'dan alışverişlerim zaten burada bu paketli olanlar. Mağazadan aldıklarım da burada. Ertesi günde normalde şöyle, yani ben Black Friday veya normal bir indirim başladığında hemen mağazaya gitmeyi seven bir insan değilim. Çünkü önceden hatırlıyorum böyle okulda mesela öğle arasında falan gidiyorduk böyle dersimiz olmadığında Black Friday'lerde falan. Palladium falan aşırı derecede bir kalabalık oluyordu. Zara'nın mesela kuyruğu dışarılara kadar çıkıyordu. Hani böyle hiç akıl kârı değil zaten. Böyle aman aman da bir fiyat farkı olmadığı için. Ben öyle MR'a gittim. MR'da hani kasada direkt sıra geldi böyle. Rahat rahat bakıp alabiliyorsun. Gerçekten bu sene millet akın etmemiş. Ülke ekonomisi tabii bunda çok etkili oldu. Evet, şimdi Zara'nın mağazadan aldıklarıma bakalım. Şimdi belki bu videonun sonuna kombin videoları da eklerim. Bilmiyorum.
yapıp acaba eklesem mi? Dediğim gibi seviyorum ama benden hiç estetik görüntüler çıkmıyor arkadaşlar. Yani böyle o kombin videoları, kombin reels'ları çekip çok güzel paylaşanlara o kadar çok imreniyorum ki. Ben böyle arka planı ayarlayamıyorum. İşte boyum çok uzun olduğu için garip duruyor, kameraya sığmıyorum tarzı bir şey. Bilmiyorum yani ama öyle şeylerle çekmeyi mesela istiyorum. Hoşuma gidiyor. Evet, ilk poşetimizden çıkan bu gömlek arkadaşlar. Şurada bel detayları var. Çok güzel. Aslında bu gömleği ben kendime almayı düşünmedim arkadaşlar. Annem arkada ağlıyor mesela şu anda. Bu gömleği annem çok beğendi. Sen sezonda mı görmüştün bunu? Sezonda görmüştüm. Sezonda görmüş ve bunu çok beğenmişti. Sonrasında mağazadayken hem small bedeni vardı hem large bedeni vardı. Medium'u yoktu ama orada bile denetmiyorlar arkadaşlar mağazalarda. Hiçbir Inditex denetmedi. O yüzden ikisini de alıp, iki bedenini de alıp eve geldi anne. Sonrasında tabii denedi. Pek you are mom dedik ve olmadığını söyledik şu bel ayrıntılarından dolayı. Aslında olmuştu da kendisi rahat hissedemeyeceği için. Dedim ki bakayım ben mi giyeyim nasılmış falan böyle. Small'unu denedim. Çok da güzel oldu şimdi. Dedim ki hani geri mi vereceksin? Hiç gerek yok. Almışsın o kadar dedim. Sonra annem almışken ben small'una el koydum. Large'ını geri verdik. Yapısı likralı arkadaşlar. Aşırı rahat. Ben normalde gömleklerden falan hani pek haz etmem. Giymeyi sevmem. Deyip üstümdeki gömlek olması peki. Ama bu ceket gibi giyiyorum arkadaşlar. Hani o yüzden sıkıntı yok. Almış olduk. Ve bu sabah gelen Zara zammıyla beraber bu mesela normal fiyatı 299'muş arkadaşlar. Biz 299'u almadık. Kaça almıştık? Hatırlayan var mıydı? Bunu sabah da konuştuk galiba. Unuttum. Ama unuttuk. Neyse size yanlış bir şey söylemeyeyim. 299'dan çok daha ucuza aldık biz. Bu sabah 450 liraya çıkmış bu gömleğin fiyatı. Sıradaki mağaza alışverişim bu kargo pantolon arkadaşlar. Görülüyor mu? Görülüyor. Ama renk sanki şey gibi çıktı. Tam yeşili çıkmadı. Tamam neyse sonra da videonun sonunda olmadı yakınıza gelip gösteririm. Şimdi o kadar tripoda koyduk kamerayı. Beni uğraştırmayın buradan kaldırmaya. Kargo pantolonu Zara'nın geçen 2 sezon öncesinde mi almıştım ben? Geçen sene miydi? Benzerine. Geçen seneydi. Benzeri. Vardı. Bunun yapısı daha kalın. Top bir kumaş kullanmışlar. Geçen sene çok ince kumaştan bunun aynısını yapmışlardı arkadaşlar. Ben yine galiba Black Friday indiriminde almıştım. İlk giydiğim gün direkt... Şurasında bir yırtılma oldu arkadaşlar. Bu benim obezliğimden değil. Kesinlikle değil. Çünkü en yakın arkadaşım Selin de almıştı. Onunki de aynı yerden yırtılmış. Benimki de aynı yerden gitti. Ki benimki small'du, onunki medium'du. Ona rağmen hani gitti. Ona rağmen yırtıldı. Ama bu sene de görünce tekrar bir şansımı denemek istedim. Daha farklı bir kumaş olduğu için. Çünkü bu kargo pantolonlar aşırı güzel duruyor. Hem şık hem spor kombinleyebiliyorsunuz. Bunun siyah rengi de var arkadaşlar. Hatta 3 renk bunlar galiba. Bir kremi de vardı çünkü. Ama sadece yeşili sokmuşlar indirime. Ama şöyle bir durum da yaşadık arkadaşlar. Hadi bakalım. Zara, Türkiye buna cevap verirsen çok sevinirim. Bu indirimde etiketlerin üstüne şöyle bir Z koymuşlar. Gördünüz mü yapışkan? Gözüküyor. Gözükmesi yeter benim için. Bunlar indirimli ürünleri gösteriyor arkadaşlar. Mağazada siyahının üstüne de bunu yapıştırmışlar. Şimdi normalde fiyat yapıştırdıklarında diyelim ki siyahının üstünde de 229'dan 160'a mı 180'e mi ne düşmüştü? O olduğunda ve sen o fiyattan aldığında fakat kasada düşmediğinde bunu geri götürdüğünde size o fiyattan satmak zorundalar. Çünkü bu ürün indirimli diye göstermişler. Tüketici haklıdır. Ama bu sene Zara bir çakallığını bulmuş ve sadece şu Z'leri yapıştırmış. Buna rağmen ablam siyahını aldı. Siyahında da vardı bu. Götürdü. Hani dedi ki siz bana bunu 229'dan satmışsınız. Ama burada indirim etiketi gözüküyor dedi. Ama dedi siz bana dedi 229 sezon fiyatından satmışsınız. Ben bu ürünü indirimli gördüm. İndirim olduğu için alıyorum dedi. Onlar dediler ki yanlış da yapıştırılabiliyor. Üzerinde indirimli fiyat olsaydı tamam size satmak zorundaydık. Ama şu Z'nin artık hiçbir anlam ifade etmediğini söylediler. O yüzden sezon fiyatından satmış bulundular bize. Yani ablamla pantolonu beğendiği için siyahı da kaldı onda. Çünkü yeşilinden de almıştı zaten. Ama artık bunu yapıyorlar yani. Bir de bugün ne kadar oldu onu söyleyelim mi hemen? Tamam, bugünkü fiyatını da söyleyelim. 350 olmuştu sanki. Evet, bir diğer pantolonumuza geçelim. Şimdi aslında bu yoktu aklımda. Bunu almak. Bu şöyle gri, kadife,
slim flare olarak geçiyormuş pantolon. Üstü dar, alta doğru genişleyen İspanyol paça bir pantolon. Burada da yırtmacı var. Kışın aşırı sıcak tutar arkadaşlar. Daha önce de hep tight'larını falan çıkarmıştı Zara. Biz alıyorduk zaten. O yüzden gayet kışın giyebileceğiniz sıcak tutacak bir pantolon. Bunu gördüm ve uzun boylulara yakışacak bir pantolon olduğu için o sırada da mağazada annemle teyzem yanımdaydı. Dediler ki sana çok yakışır. Dedim öyle mi? Bence de öyle. O yüzden alayım dedim. Bunu bulamadım ben internet sitesinde ama 259 gösteriyor. Bu da 160'a veya yani yine 180'e düşmüştür. Çünkü daha fazlasına bir şey almadık. 160'a mı ne aldık? Aynen öyle bir şey. 160'a aldık sanki. Sezon fiyatı 260'mış. Bugün kesin 300-350 falan. 400'e olmuş. Çıktı. 400 mü? 400 olmuş galiba. Ben buna baktım. Bakmadım. Ben baktım, dur bulayım. Evet baba, her şey de indirimden. Evet, şimdi Stradivarius unboxing yapalım. Bunu mesela hiç açmadım. Sizin için beklettim. Sizinle beraber ben de ilk görmüş olacağım. Şimdi böyle bir Stradivarius'tan sweatshirt almıştım. Bu hangi beden? Medium. Medium'u bile ne kadar oversize. Ben de bundan alsaymışım keşke. Zara'nın X'larca hiç öyle gelmedi. Evet, yani Zara'dan da bir tane aldık. Onu da göstereceğim. Zaten onun yapısı inceymiş. Sweatshirt gibi değilmiş. Bir de X'larca almamıza rağmen küçük geldi yani. X'larca böyle olmamalı. Bunun medium'u böyle olduğuna göre. Şu sweatshirt'ü aldım. Ben çünkü kahve ve krem kombin yapmayı çok seviyorum. Kahve pantolonlarla falan gayet güzel duracaktır. Bunun fiyatı 143.95 gösteriyor ama kaça düşmüştü bu da? Bir bakayım bakalım. Mesela arkadaşlar Strad'e indirimdeki fiyatını üzerine basmış. Normalde sezonda şu anda bu sweatshirt'ün fiyatı 269 lira 90 kuruşmuş. Ama indirimde 143'e düştü. Buna şükür diyecek durumdayız. Sonrasında asıl en sevdiğim ve Stradivarius'un gerçekten bugüne kadar yaptığı en güzel şeyi gösteriyorum size. Aa, bu şey yapışmış. Bir dakika. Tamam. Bu şort eteği arkadaşlar. Bilmiyorum görebildiniz mi? İçerisinde şortu bulunuyor. Üstü etek gibi duruyor. Ben yazın krem rengini sezonda almıştım. Hatta o zaman Trendyol bir kupon ne vermişti. Ben 130 almıştım indirimle beraber. Sonra bu indirimde de fiyatı bunun da 160. Evet, sezon fiyatı bunun hala 160'mış. 125'e düştü arkadaşlar. Dedim ki yazın çok giyiyorum. Gerçekten yani tüm yazımı bununla geçirmiş olabilirim. O yüzden neden siyahını da almayalım dedik. Sonra dedik ki yazın gerçekten çok giyiyorum. 125'e düşmüşken neden bordosunu da almayalım dedik mürdüm, arkadaşlar. Mürdüm. Aynen, mürdüm. Bordo değil, mürdüm. Şöyle göstereyim. Small beden giyiyorum. Bence small gayet iyi oluyor. Normalde 36 ve 38 giyen bir insanım. Small alabilirsiniz. Bu renk de gerçekten çok güzel. Siyahı da oldu. Kremi de var. Artık yazlarımı tamamen bu üçlüyle geçirmeyi düşünüyorum. Başlamışken bu sırayı bitirelim de benim orada bir tane poşetim yere düşmüştü Oşo. Vermek ister misin? Buradan ne aldın? Onu mağazadan aldım. Bu internetten arkadaşlar. Şöyle bir Oysho'nun spor çantası. Küçük gözüktüğüne bakmayın. Ben kargo gelince dedim ki bunun çanta olma ihtimali yok falan. Aşırı küçük çünkü. Katlana katlana o hale getirmişler. Kocaman, bence içi bayağı bir şey alabilecek şekilde bir spor çantası. Şöyle bence mağazada da vardı, görmüştüm. Siz de görmüş olabilirsiniz. Gayet güzel. Bayağı da bir cebi gözü var. Ben de fiyatını söyleyelim mi? Ne kadar? 250'ye aldık. 360 mıydı şimdi öyle bir şey? 360'tan 251'e almışız. 251 yazıyor. Bunu internetten aldık. Sonrasında cuma günü alışveriş merkezinden de şunu aldım. Oysho'nun biker tight'larından arkadaşlar. Bu bisikletçi tight dedikleri. Şimdi ben asıl Oysho'da şunu bekliyordum. İndirime girmediklerinde bir tık üzüldüm. Bu compressive tight'ları var. Zaten ben de sürekli üstümden çıkarmıyorum siyahını. Sonrasında gidip bir de onun pembe rengini de aldım. Bu indirimde de
tekrar indirime girerler diye düşünüyordum. Fakat girmediler. Bu beni bir tık üzdü. Normalde 300 falandı. Sonra bir 330'a çıktı. Ben 330'ken almıştım. Sonra bir 370'e çıktı. Sonra 400 oldu. Galiba şu anda da 450'ye çıkmıştı. Bir bakayım ona da. Evet, şu anda da 400'e çıkmış arkadaşlar. O tarihlerin fiyatı. Neyse, belki Ocak indiriminde girer diye düşünüyorum. Tabii Ocak indirimine kadar da anca bence 500'e falan çıkar, sonra 400'e indirirler yani. Ona şükredecek duruma geleceğiz. Bu da o Titan bisikletçi Titan'ı. Ben yazın yine bu short etek giymiyorsam da bisikletçi Titan'ı çok giyerim. Hatta bir tanesini geçen pandemide Bershka'dan almıştık. Siyah bir tane ve 90 liraya falan almıştık. Çok iyiydi o zaman fiyatı. Sürekli onu giyiyorum. Bir tane Titan var. Belki başka videolarda gösteririm. Sonra Oysho'nun yine çiçekli Titan'ları vardı. Çiçekli Titan'ların da Biker'ı vardı. Onlardan almıştım. Yazın yine sürekli onu giydim. Dedim ki yazın sürekli giyiyorsam bu da yaza yatırımlık olsun ve bu da 300'den 209'a düşmüş mesela. Bu Biker Titan'dan aldım. Small beden alıyorum ben Oysho'dan Titan'larımı. Oysho'lar da bu kadar. Gelelim bu tarafa. Bu tarafta da bir Le Benjamin'imiz, Adax'ımız ve Zara'mız bulunuyor. Şimdi ilk Adax'tan başlayalım. Birçok influencer'ın tanıtımını yaptığını görmüşsünüzdür Instagram'da. Adax'ın oversize bir tane hırkası var. Oversize her şeyi çok seviyorum. O yüzden o hırkayı da bayağıdır gözüme kestirmiştim. Yani daha doğrusu şöyle bir yıldır falan bakıyorum. Ama girip almamıştım. Değerlenmesini bekliyordum gibi bir şey yani resmen. Çünkü geçen sene daha azdı fiyatı. Bu sene yükseldi tabii ki. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir Adax'ın oversize hırkasından aldım. Hatta bundan ablam da aldı. Ablam krem rengini aldı. Ben kahvesini aldım. Çünkü daha çok böyle krem kahve giyinmeyi sevdiğim için kahveyi daha çok giyeceğimi düşündüm. Buna hep yorumlara baktım. Hem XS'i hem de medium large vardı. Gerçekten medium large'ın alınmaması gerekiyormuş. Çünkü XS'i bile böyle bir büyük duruyor. Oversize duruyor. O yüzden alacaksanız da ben 1.80 boyundayım. Bunu düşünerekten XS, S aldıysam bence siz de öyle almalısınız. Şimdi size bir tüyo vermiş olayım. Annem şey diyor, Adax'ın sahibi komşumuzdu desene diyor. Evet arkadaşlar, Adax'ın sahibi Bozüyüklü. Eskişehir. Evet, onu şu anda Eskişehir'e taşındılar diye biliyorum. İşte aynı apartmanda oturuyorduk yani. Eskiden işte Bozüyük'te falan da böyle mağazaları vardı. Sonrasında tüm Türkiye'ye yayıldılar. Bence yolda deli gibi satış yapıyorlar şu anda. Ve ürünleri de gerçekten kaliteli arkadaşlar. Böyle tişörtleri falan da ablam alıyor. Hoşumuza gidiyor oversize şeyleri. Evet, oversize şeyleri çok güzel yapıyorlar. Evet, beğendik. Evet. Devam. Adax'dan Bünyamin'e. Evet, herkesin Black Friday indiriminde evine şöyle bir kutu geldiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu aldığımı dün bizim kızlara Snapchat'ten attığımda Mahi de almış. Mahi de attı. Sweatshirt almış ama o. Sonra Keriman almış. O da sweatshirt almış. Kahve bir tane. Ben attım. Sonra Dilara ile Yağmur dedik ya, bize niye söylemediniz aldığımızı. Şimdi Yağmur da alacakmış. O da bakıyordu, renk bakıyordu ama Dilara aldı mı bilmiyorum. Bu da dün geldi. Ben sadece bir rengini merak ettikleri için kapağını açmıştım ama şuradan çıkarmadım. Oversize tişörtlerinden de Benjamin'in. Yazın short etek giydiğimde, biker giydiğimde üstüme ne giyiyorum arkadaşlar? Bu Le Benjamin tişörtlerinden giyiyorum. Renk renk gerçekten bunlardan biriktirmeye başladım. Pembe, turuncu, krem, işte şimdi bu renk oldu. Bence çok güzel. Oha, bu small bir de. Ben medium'unu almayı düşünüyordum. Büyük durmuyor mu? Oversize olduğu için herhalde. Ben normalde medium alacaktım. Sonra ben alacakken sitede medium'u bitti ve small aldım. İyi ki de small almışım. Medium'u aşırı aşırı bir bol olabilirmiş. Nasıl? Güzel mi? Rengi çıkıyor mu? Mavi gibi çıkıyor da. İşte ama gökyüzü leylak gibi de biraz. Zaten. Gökyüzü mavisi olarak geçiyor. Aşırı iyi. Ya ben bu tişörtleri çok seviyorum. Ya sürekli de zaten almaya devam edeceğim. Bir tane siyah bakıyorum, lazım. Bir ona bakıyorum. Pek de gökyüzü. Ha, gökyüzü mavisi yazıyordu sitede. Bunların da normalde sezon fiyatı 350 diye biliyorum. 244'e düşmüştü. Öyle aldım. Bence girip Le Benjamin sitesine bakabilirsiniz. Tişörtlerini gerçekten çok fazla giyiyorum. Sürekli bu tişörtleri giyme potansiyeline sahibim. Yazın özellikle. Bir Zara poşetimiz daha var. Bu daha demin dediğimiz Zara sweatshirt'tür büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben Zara'da hani dedim ya size videonun başında 18.45 gibi falan giriyor bunlar indirime diye. Bayağı pusuya koymuş bir şekilde indirimi bekliyordum. Ben alana kadar bu sweatshirt'ü large beden alacaktım. Large bedenini tükettiler. Yani gerçekten erken girmeme rağmen alamadım böyle. Dirsek falan yedim yani.
Zara kasaya doğru koşarken. Sonrasında medium'u vardı. Ben medium'unu sipariş ettim. Sonra ablam alırken X large'ını alayım bari ben de dedi. X large'ını aldı. Sonra o anda ablamın kredi kartından parası çekilmedi. Bir şeyler oldu. İşlemi hata verdi dedi. Sonra ablam girip X large'ını tekrar aldı. Ama gece mail gelmiş. İki tane sipariş alınmış olarak gözüküyormuş. İkisinin de parasını çekmişler. Sonra ben de oversize durmasını istediğim için dedim ki ablama hani X large'lar gelsin madem benim medium da gelsin bakarız. X large'ı giymek istersem medium'u Kayra'ya veririz dedim. Bu şekilde bayağı aslında aile içi döndürüyoruz biz kıyafetleri. Hani alıyoruz ama kim olursa artık falan modundayız böyle. Ondan sonra bu da sweatshirt geldi. Dün aslında ablamınkini denedim şimdi iki tane gelmiş olunca. X large'ı hiç de X large gibi durmuyor. Zaten hani daha demin stradil de gördünüz. O nasıl oversize duruyor? Medium bedenli de. Bu da hiç X large gibi değildi. O yüzden ben bir tık daha böyle bol durmasını istediğim için de ablamın bir tane X large'ını ben aldım. Kendi medium'umu Kayra'ya verdim. Diğer X large da ablam da duruyor. Bu şekilde anneme bir şey kalmamış. Evet. Sana ya, da verseydin. Bana da verseydin. Yani böyle klasik her şeyle giyiliyor. O zaman Kayra'nınkini sana. Boş ver Kayra'yı. Son göz bebeğimiz arkadaşlar. Size demek isterdim ki Black Friday'de indirime girdi. Dyson'ı o şekilde aldık ama girmedi arkadaşlar. Şimdi biz ablamla ikimiz Brezilya fönü yaptırdık. Önceki videolarda görebilirsiniz. Benim zaten saçım düzdü ama kabarıyordu. O yüzden Brezilya fönü yaptırdık ve çok memnun kaldık. Bunu da altyazı olarak geçeyim buradan söylemiş olayım. Sonrasında onda kuruturken saçınızı kurutma makinesine üstten tutarak tarakla tarayarak kurutmanız gerekiyor. Bu da kolu aşırı yoran bir şeydi. Ben zaten uzunca bir süredir Dyson istiyordum ama evde tek saçıyla ilgilenen, saçını sürekli düzleyen veya maşalayan kişi ben olduğum için bana almadılar. Ama sonra ablam da düzlemek zorunda kalacağı için, fön çekmek zorunda kalacağı için evde iki kişi de isteyince aldılar. Resmen şu anda çocuklar arası şey var. Ne diyeyim, ayrımcılık var. Yok şu an hani sonuçta kullandığım için çok mutluyum halimden, buna bir şey demeyeceğim. Biz bu Brezilya fönü yaptığı 2 hafta oluyor. Ondan sonra anında Dyson'a okey oldukları için bakalım dedik. Sonra bu Black Friday indirimleri geliyor diye MediaMarket falan bayağı böyle reklam yaptı. Normalde Dyson hiçbir zaman indirime girmiyor kendi sitesi veya kendi dükkanında mı diyeyim bu alışveriş merkezlerinde olan. MediaMarket'i bir bekledim. Dedim belki girerler falan diye. Sonra cuma geldi baktım gördüm girmiyor indirime. Kaderimize razı olduk ve her zamanki fiyatından aldık. Daha da beklesek zaten bu dolar kurundan dolayı daha da artacak büyük ihtimalle. Neyse biz Prusya mavisi aldık. Bunu da göstermek istedim. Zaten Dyson Airwrap'i incelediğim bir videomda ya bundan sonra ya bundan önce bilmiyorum. Biraz daha saçımı yaparken profesyonelleşeyim diye bekliyorum. Hatta bugün yaptım ama aşırı alelacele ve 10-15 dakikada yapılmış bir saç bu. Zaten ben aşırı kıvırcık sevmediğim için de gayet güzel oldu bence. İkinci yapışım falan yani elim alışmaya başladı. Almayı düşünürseniz Prusya mavisi alın. Nasıl gözüktü mü? Biraz daha iyi. Şöyle hatta çıkarayım şöyle göstereyim. Hatta biri bana Instagram'dan şey yaptı. Ay iyi ki gidip bu rengini almışsın. Diğeri pembesi çok çingene duruyor falan diye yazmışlar. Böyle pembe rengi çok çingene duruyor diye. Bence de bu güzel. Şu şekilde içerisinde biz genellikle işte saçımızı kuruturken daha doğrusu direkt bununla kurutuyoruz. Aslında böyle aşırı ıslakken şu ucuyla normal saçımızı kurutuyoruz. Sonrasında bununla bu daha sert yapısı olan bir fırça. Bununla düzleştiriyoruz. Zaten Dyson'la ilgili ayrıca bir video da çektim. Biraz daha dediğim gibi profesyonelleştikten sonra saçımı yaparken de çekip videoyu editleyip paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu şekilde alışverişler bu kadar diye düşünüyorum. Başka gelecek bir şey kalmadı ki zaten bu zamana kadar gelirdi de. Beğendiyseniz beğenip yorum yapıp kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.